benim köyümü de incele seni tehdit etmeye gönlüm el vermedi bu yüzden rica ediyorum. Son zamanlarda bir de bu çıktı artık alenen tehdit edenlerin yanı sıra böyle etmiyorum da böyle gönlüm vicdanım da el vermiyor da ediyorum tarzında yorumlar almaya başladım. Yani var ya hele Instagram DM kutumu falan bir görseniz harbiden şoka girersiniz arkadaşlar. İnanılmaz garip bir kitlem var. Milletin böyle yorumlarına bakıyorum videoların altında. Çiçekli böcekli bizimkiler ellerine gelseler beni bir kaşık suda boğacaklar. Neden köyün incelemiyorum diye. Tek bir temennim var gerçekten birisini köyünü incelemiyorum diye artık kurban gitmem sağda solda umarım. Yani düşünsenize haber sitelerine köyünü incelemedi diye öldürüldü falan diye çıkabilir. Bu arkadaşlar bugün Hakan'ın saldırılarını izleteceğim size. Lig savaşını, klan savaşı videolarımı izleyenler varsa Hakan'ı tanıyorlardır. Gerçekten inanılmaz saldırılar yapan birisi arkadaşlar. Ve onun saldırılarını yorumlayacağız. Öğrenmemiz gereken çok şey var. Benim de arkadaşlar sizlerin de tane tane izleyeceğiz. Nereden saldırı yapmış, nasıl giriş yapmış birlikte yorumlayacağız. Videomuza geçmeden önce de şöyle güzel bir like, abonelik, yorum bombardımanı gelirse arkadaşlar çok çok sevinirim. Şimdiden elleriniz dert görmesin diyorum. Ve şöyle sohbet butonumuzu açıyorum. Ee, savaşların tekrar için tekrar oynat dedim gitti abi. Bakalım ne saldırısı yapmış. Tazı balon saldırısı arkadaşlar görüyorum. Bu arada e, dur 2x'e aldım yanlışlıkla. Şunu hemen kapatalım geri normali alayım. E, bir buz tazısı görüyorum. Bir tane normal tazı görüyorum. Kolidor atmak için bir bebek ejder. Dal dal kavukları e, da toparlamak için almış muhtemelen klasik bir e, balon tazı balon e, saldırısından ziyade ek olarak arkadaşlar e, buz tazısı eklemiş. Bu arada buz tazısı iki taneymiş görmedim, bir tane sanıyordum. Bakalım nasıl bir saldırı gerçekleştirmiş. Abi bu arada da var ya aşağıdan kreşiruşu yaptıysa bayağı tehlikeli. İnşallah yukarıdan yapmıştır diyeceğim. Nereden yaptı acaba? Şöyle düşünüyor şu anda galiba arkadaşlar. Hala saldırısını yapmadı. Hakan gir artık. Nereden girecek bakalım arkadaşlar? 3, 2, 1. Düşündü düşündü ve sağdan girmeye karar verdi. Abi kraliçe falan yürüyüşü falan da yapmadan direkt ee, gönderiyor vallahi. Bakalım ne olacak? Sonuç belli aslında. 3 yıldızı aldı adam da. Yani saldırıyı nasıl yaptığı önemli. Süper büyücüleri attı. Görünmezleri attı arkadaşlar. Hiçbir şekilde kaçırmıyor. Yo, süper büyücüler hortuma yakalandı orada. Belediye binası indi. Kaya saçarlar inecek mi? Kaya saçarları İndi mi? abi bir tanesinde, diğeri de indi harika. Tamam, aşağıdan klan kalesi çıktı abi. Klan kalesinde de lav Tazı var. Sıkıntıya gel. Bakalım nereden devam edecek. Rüsten Creeper yürüyüşüyle başlıyor arkadaşlar şu anda. Diğer kalan birimleri toparlamaya. Evet, tazı geliyor aşağıdan. Buz golemini attı, duvar kırıcısını attı. Kraliçeyi içeriye sokmayı düşünüyor muhtemelen. Orada hirolarla kartal topunu almayı planlıyor diye tahmin ediyorum. Şampiyonu oyuna dahil etti. Şu anda Buz golemi patladı arkadaşlar. Savunmaları dondurdu. Gerçekten iyi oldu. Burada teknik cehennem kulesi kitlenmişti çünkü. Zehir var mı bu arada? Zehri yok galiba. A varmış tamam. Zehri de patlattı. Lav tazıcıkların içinden çıkan küçük küçük bakteriler temizlendi arkadaşlar. Ve şu an hirolar e, kartal topuna doğru ilerleyişini sürdürüyor. Rakip kralla falan mı şey yaptı orada? Aynen rakip kralı kesmiş arkadaşlar. Ben de diyorum niye bu kadar oyalandılar? Bu arada lav e, yok. Buz taşını gönderdi. Sağdan ve balonları da oyuna dahil etti. Şu an ilerleyişine devam ediyor. Yıldollar da iyi ilerliyor. Şampiyon bakalım nerede gidecek. Çok Cehennem endem olmasının avantajını sağladı. Yoksa şampiyon daha kısa sürede erirdi muhtemelen ve balonları hızlı bir şekilde tekrardan oyuna dahil etti arkadaşlar. Kraliçe yürüyüşü hızlı bir şekilde devam ediyor görmüş olduğunuz üzere. Zaten arkasındaki açık için ölmesine bir türlü izin vermedi. Abi çok temiz saldırı bu arada ya. Gerçekten çok temiz saldırı yapmış. Kendisini gönülden tebrik ediyorum arkadaşlar. E, balonlar vesaire her şey duruyor. Kraliçenin özelliği duruyor. Full artı full canı var. Resmen bir büyüde arttırmış. Yani belediye binası 14'te arkadaşlar. Tazı balon saldırıları gerçekten kolay değil bu arada. Ve çok güzel bir şekilde temizlemiş. Şuna baksana. Barbar kralın şeyinden çıkan muhtemelen bar, e, barbarlar falan devam ediyor hala. Şampiyonu indirdiler. Bakalım şu ce çoklu Cehennem Kulesi'ni kim indirecek? Bu arada Kraliçenin özelliğini basmış ama muhtemelen duvarda takıldığı için bastı arkadaşlar. Pek de gerek yoktu bence. Şu an koruyucu arkadaşlar Cehennem Kulesi'ne doğru gitti ve Cehennem Kulesi de indi. Vallahi muhteşem bir saldırı. Gerçekten çok beğendim. Eline koluna sağlık. Ee, güzel bir tazı balon saldırısı izledik. Arkadaşlar gördüğünüz üzere siz de buralardan taktik alıp güzel güzel saldırılar yapabilirsiniz. Eğer ki isterseniz ben de birkaç gün sonra bu tarz bir saldırı patlatabilirim. Buradan artık üçlük geldi. Hemen diğer saldırısına geçmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru indim tekrar oynat dedim. Evet şöyle bakayım abi hero'ları falan yine full artı full bir güzel bir köy. Yine aynı ordu. Bakalım bu sefer nereden gelecek? Yine zeplini belediye binasına gönderecek mi acaba? Bekliyor yine düşünüyor. Baya düşünüyor ha. Baya planlı projeli saldırıyor arkadaşlar. Öyle başa boş saldırmıyor yani kafasına göre. O yüzden zaten başarılı oluyor saldırılarında. Şöyle 2x'i iki alayım abi. Tamam hemen geri yavaşlatalım. Aynen. Yani ze belediye binasını indirmek istiyor. Muhtemelen arkadaşlar balon e belediye binası indikten sonra balon çok büyük sıkıntı çıkarttığı için belediye binasıyla uğraşmak istemiyor. Mantıklı bir strateji. Ama yani burada e süper büyücülerle ne verim almış diye bakacağım. Okçu kraliçe inerse güzel. Ama inerse. Evet. İnmedi mi? Vallahi pek verim alamamış büyücülerle. Buradan nasıl bir yıldız patlattı acaba onu merak ediyorum şu anda. Çünkü arkadaşlar bayağı sıkıntılı. Klan Kalesi, Okçu Kraliçe, e, He, Hidolarla Okçu Kraliçe'yi alacak muhtemelen. Yani en mantıklı strateji şu anda bu. Ya yani başka bir şey yok. Çünkü Kraliçe biliyorsunuz arkadaşlar Tazı Bolu'nda en büyük sıkıntılardan birisi inmesi lazım. Valla ikinci duvar kırıcı yaptı daha da ilerlemek istiyor Hidolarla arkadaşlar şu anda. Ama muhtemelen istediği yere gitmedi duvar kırıcı. Evet tabi diğer tarafta birim olmadığı için duvar kırıcı sağ tarafa doğru koydu. Bu arada süper balon çıktı. Süper balon muhtemelen hero'ları yok ederdi daha bu bölgede ve cadı var iki tane de. Evet bu seviyelerde tabi arkadaşlar insanlar klan son derece dolu ve tehlikeli tutuyorlar. Süper balon çıkması da tamamen bir sürpriz oldu. Şampiyonun özelliği kullanıldı. Kraliçe yürüyüşüne devam ediyor. Yine e, şeyi arkada geyiği arkada arkadaşlar. Canını durmadan spamlıyor. Şampiyon ölmek üzere ama cehennem kulesini de indirdi yani. Tekli cehennem kulesini dondurdu. Keşke dondurmayı kullanmasaydı. Biraz çöp olmuş ama sıkıntı yok. Balonları ondan sonra buz tazısını gönderdi şu anda. Arkadan koruyucusunu da gönderdi abi. Kartal topunun bir an önce inmesi lazım. Gerçekten kartal topu da çok büyük sıkıntı. Çünkü balonlara tek atar neredeyse. Çoklu cehennem kulesi donduruldu. Bakalım özellik ne zaman geliyor derken koruyucunun özelliği de geldi. Orada bir hortum çıktı arkadaşlar. Evet ilerlemesi lazım artık. Bu saldırı gerçekten bayağı şey sıkıntılı bir saldırı arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim. Çünkü e, muhtemelen Hakan'ın tam planladığı gibi gitmiyor şu anda eşler. Bakalım neyi kaldı? Ama şöyle çok da e, sıkıntılı bir birim kalmadı. İki tane balon da yukarıdan yönlerde. Tek cehennem kulesi kalmışken sıkıntı yaratacak. Onu da indirdi. Bu arada ne yaşıyor hilolardan? Sadece kraliçe yaşıyor. Kraliçe nerede? Özelliğini kullandığı yukarıda kalmış. Güzel güzel temizlemiş. Bir anda yok oldu arkadaşlar gerçekten de rakibin e, savunma binaları. Vallahi ben bir an üç gelmez zannediyordum ama geldi yani gerçekten. Gerçi geldi gözüküyor da yani saldırının gidişatı pek 3'ü göstermiyor ama 3 geldi. Tekrardan eline koluna sağlık diyorum. Güzel bir saldırıydı. Buradan da 3 yıldızı patlatmış. Şöyle hemen diğer saldırılarına geçelim. Bakalım daha neleri var. Hadi bunu da tekrar oynat dedim. Yine full artı full bir köy arkadaşlar. Ee, Hero'ları yine full. Her şeyin seviyesi gayet iyi. Bakalım buradan nasıl bir saldırı. Gene düşünüyor Hakan muhtemelen. Şöyle 2x alayım. Düşünme sürecini geçelim. Evet. Yavaştan başlar saldırıya. Şöyle tekrar bir ikisi aldım arkadaşlar. Nereden girecek Hakan? Hakan bayağı düşünmüş yine. Evet. Soldan girme kararı aldı. Yine taktik aynı arkadaşlar. Bu arada süper minyon çıktı. Süper minyon güzel. Hedefine ulaştı. Bu arada Klan Kalesi'ni falan büyücüler yok ederse mükemmel olur. İnecek mi bakalım. Belediye binası indi. Şu anda bar Barbar Kral'ı sıkıyorlar arkadaşlar büyücüler. Güzel güzel güzel. Ulan keşke Cehennem Kulesi falan da inse o bölgede. Tabi zehiri geçip indiremez arkadaşlar ama. Yine bakın yine söylüyorum yine çok çok verim alamamış e, süper büyücülerden ama. Yine üçlük geldi tabii ki arkandan burada da bakalım savaşın ilerleyen dakikalarında neler olmuş. Oradan bir tane süper büyücü çalışıyor, bir tane iskelet büyüsü attı. Kaya saçarım ve Kraliçe'nin muhtemelen dikkatini çekmek için şampiyon ilerliyor. Kaya saçar, inecek. Kraliçe ile münakaşa içerisindeler şu anda. Bir duvar kırıcı gelir mi oradan? Bebek ejder attı sağdan daraltmak için. Duvar kırıcı geldi. Kraliçe'yi sağa doğru devam ettirecek arkadaşlar muhtemelen. En mantıklısı şu an için o zaten Güzel. Barbar kralının özelliği geldi. Kaya saçar inecek. Vallahi o bölgeyi çok temiz temizledi ya. Vallahi çok temiz temizledi. Sadece şurası kaldı. Tek sıkıntı yaratacak şeyi söyleyeyim mi size? Kartal topu arkadaşlar. Kartal topu da indikten sonra çok rahat eder. Şampiyonun özelliği kullanılmadı daha kartal topu çok rahat iniyor abi. Tebrik ediyorum ya. Hiçbir şey kalmadı. Neredeyse adam hero ile zaten yarısını temizledi abi köyün. Çok çok iyi. Çok çok başarılı. Bu arada orada Kartal topu son darbesinde de buz golemlerine ve balonlara da geldi sanırım. Hasar tam göremedim. Muhtemelen geldi arkadaşlar. Koruyucunun özelliği de kullanıldı. Zaten hiçbir şey kalmadı. Bir tane XZ kaldı. iki tane Cehennem Kulesi kaldı arkadaşlar. Kraliçenin özelliği bile duruyor. Vallahi helal olsun ya. Çok güzel. Çok güzel bir güçlük dağıtmış. Eline koluna sağlık. Şuradan iki X alayım. Zaten bir şey kalmadı arkadaşlar. Ee, derken şöyle bakayım. Onun tekli şey Bir çoklu cehennem kulesi kalmış. Yok yok o da sıkıntı yaratacak düzeyde değil. Ama kraliçe kalmış sadece ha. Yine bir son dakikada almış ama kraliçenin canı fır çok rahat alırdı zaten arkadaşlar. Vallahi Hakan'ın eline koluna sağlık. Eğer bu video destek görürse arkadaşlar ilerleyen günlerde Hakan'la birlikte şöyle güzel bir video daha çekeriz beraber. Ee, bakalım şu anda tam olarak organize oluyoruz arkadaşlar zaten. Discord sunucumuz falan yeni açıldı biliyorsunuz. Sizler de gelebilirsiniz. Oradan mesela klanla birlikte toplu toplanıp güzel bir klan savaşı, lig savaşı patlatabilir. Destek olmak için kanalıma abone olup like atabilirsiniz arkadaşlar. Güzel güzel yorumlar yapabilirsiniz. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarım açıklama kısmında bulunuyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.